Merhabalar çok değerli dostlar, canlar. Yine bir araya geldik. Bugün size Instagram'dan da duyurmuştum. Hadis-i Kisa üzerine meyli muhabbette bulunacağız. Hadis-i Kisa, Şeyh Abdullah bin Nurullah Bahrani'nin Evalimül Ulum kitabında Cabir bin Abdullah Ensari'den nakledilmiş bir hadis. Ve hadisin nakledildiği kişi Ana Fatıma. Kesa hadisi oldukça bilinen, muteber bir hadis. Aleviler arasında Pençe-i Âli-Âba olarak meşhurdur. Bunun çok fazla fazileti var, Kesa hadisinin, ve bunun en önemlisi bir araya gelinerek okunduğu zaman Kesa hadisi, bilhassa velayet makamına iman edenlerce bir araya gelinip manası ve anlamı idrak edilir bir şekilde okunduğunda Hazreti Peygamberimizin rivayetine göre bu hadisin neticesinde kişinin üzerindeki darlık, sıkıntı veyahut hayatta yaşadığı buhranlara deva olacağı ve bu hadisin hak ve hürmetine bu sıkıntıların giderileceğini buyurmuş. Peki burada iki konuya değinmek istiyorum. Birincisi, bizler bu tür hadisleri ve duaları okurken en önemli şey okunan metnin zihne değil kalbe tesir etmesidir. Çünkü zihin şekke, gümana ve diğer pek çok şeye açıktır. Zaten vesvese ve diğer şeytani dediğimiz akıl karıştıran ve bulandıran çoğu şey zihnin içerisinde gerçekleştirir. Ama kalp arıdır, durudur. Kalp hakka yakin ettikten sonra zihin istediği kadar bulansın, kul kalbinden dönmez. Çünkü Hak Teala buyurmuş, yere göğe sığmadım, inanan mümin kulumun kalbine sığdım. Zaten yol kalpten zihne doğrudur, zihinden kalbe doğru değil. Zaten yolda giderken bir süre sonra zihnin bu karmaşık şek ve gümanlarından arınmak için kul zihinden geçerek kalbe yönelir. Ve burada hissiyat deryasının içerisinde hakkı keşfeder, hakla tanışır ve aşina olur. Hakkı tanımanın özü kalben meyli muhabbetten geçer. Zaten dervişler, aşıklar, abdallar ve cem-i cümle erenlerin seyrettiği ve izlediği yol budur. Aslında erenler zihnin yapısından çok kalbin yapısına önem vermişler. Ve kalp, Kur'an'da geçen kalpten kasıt akıldır. Akıl günümüzde zihindeki fikri düşüncelerle bağdaştırılmış durumda. Ancak gerek Kur'an'da gerek yolda kalpten kasıt akıldır. Çünkü kalp fikri duygularla harmanlar ve bu şekilde ortaya koyar. Kalpte nadürüstlük olmaz. Kalp yalancı değildir. Akıl yalancı değildir. Aslında yalan zihinde gerçekleşir. Kişi fikren yalan söylemeyi ya da doğru olmayan bir şeyi yapmaya meylettiğinde, niyetlendiğinde kalp, vicdan dediğimiz makam bunu inkar eder. Der ki bu yaptığın doğru değil. İşte bu sebeple hakla irtibat kurarken, dua ederken veya bir araya geldiğimizde aslında dünyevi fikriyatlardan uzaklaşarak kalbe yönelmeli, zihnimizi arındırmalı ve kalben ona yakınlaşmalıyız. Hadis-i Kisa metnini sizin için okuyacağım. Siz de bundan istifade edin. Hadis-i Kisa'nın Arapça metni tınıları babından kalp yumuşatmaya oldukça müteessir. Çünkü Ana Fatıma'nın kendi Arap lisanında kelimeleri özenle seçerek kullandığı bir form ve bunun kalbin yumuşamasına tesiratı bir hayli fazla.
Lakin önemli olan bunun Türkçesini idrak edebilmek. Çünkü bizler Arapça bilmiyoruz. Yusuf suresinde de Hak Teala buyuruyor, diyor ki اِنَّا اَنْزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Biz Kur'an'ı Arapça indirdik ki siz akledesiniz. Bir kişi Kur'an'ı okuduğu zaman akledemiyorsa, fikredemiyorsa ve anlamıyorsa Kur'an okumanın faydası nedir? Diyerek sözümü tamamlayayım ve iki sadesinin metnini sizler için okuyayım. Nefes pirim Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'den olsun. Hü. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şeyh Abdullah bin Nurullah Bahrani, Evalimü'l-Ulum kitabında muteber bir senetle Cabir bin Abdullah Ensari'den şöyle nakletmiştir. Ben Resulullah'ın kızı Hazreti Fatıma'nın şöyle buyurduğunu duydum. Bir gün babam Resulullah bana gelerek selam olsun sana ey Fatıma dedi. Ben sana da selam olsun dedim. Babam Resulullah kızım vücudumda bir bitkinlik hissediyorum dedi. Ben Allah'ın seni bitkinliğe karşı koruması için dua ediyorum dedim. Sonra ey Fatıma o Yemen malı Kisa'yı abayı getir ve benim üzerime ört dedi. Ben abayı getirip babamın üzerine örttüm. Bu sırada onu seyretmeye başladım. Mübarek yüzü dolunay gibi parlıyordu. Bir süre sonra oğlum Hasan da geldi ve selam olsun sana anneciğim dedi. Ve ben sana da selam olsun ey benim gözümün nuru ve kalbimin meyvesi dedim. Hasan, anne ceddim Resulullah'ın kokusuna benzer güzel bir koku hissediyorum yanında dedi. Evet, ceddin kisanın altındadır dedim. Hasan abanın yanına gelerek selam olsun sana ey ceddim, ey Allah'ın Resulü. Benim de abanın altına seninle birlikte girmeme izin verir misin dedi. Peygamber sana da selam olsun ey yavrum ve ey havzumun sahibi. Evet, izin veriyorum dedi. Hasan da peygamber ile birlikte abanın altına girdi. Az bir süre geçmişti ki oğlum Hüseyin çıka geldi ve selam olsun sana anneciğim dedi. Ve ben sana da selam olsun ey oğlum ve ey gözümün nuru ve ey gönlümün meyvesi dedim. Hüseyin, anne ceddim Resulullah'ın kokusuna benzer güzel bir koku hissediyorum yanında dedi. Evet dedim. Ceddin ve kardeşin abanın altında bulunuyorlar. Hüseyin abaya doğru yaklaşarak selam olsun sana ey ceddim. Selam olsun sana ey Allah'ın seçtiği kimse. Benim de sizinle birlikte abanın altına girmeme izin verir misiniz dedi. Peygamber sana da selam olsun ey evladım. Ey ümmetimin şefaatçisi. Evet izin verdim diyerek karşılık verdi. Hüseyin de onlarla birlikte Kisa'nın altına girdi. Bu esnada Ebel Hasan Ali İbni Ebu Talip geldi ve selam olsun sana ey Resulullah'ın kızı dedi. Ben de sana da selam olsun ey Ebel Hasan ve ey Emirel Muminin diye cevap verdim. Sonra ey Fatıma, amcam oğlu ve kardeşim Resulullah'ın kokusuna benzer güzel bir koku hissediyorum ya. Senin yanında dedi. Evet dedim. Peygamber çocuklarınla birlikte Kisa'nın altındalar. Ali de abaya doğru ilerleyip selam olsun sana ey Allah'ın Resulü. Benim de sizinle birlikte Kisa'nın altına girmeme müsaade eder misiniz dedi. Resulullah sana da selam olsun ey benim kardeşim ve ey benim vasim ve halifem ve bayraktarım sana da izin verdim dedi. Ve böylece Ali de Kisa'nın altına girdi. Sonra ben abaya doğru yöneldim ve selam olsun sana ey babacığım, ey Allah'ın Resulü. Acaba benim de sizinle birlikte abanın altında olmama izin verir misiniz dedim. Resulullah sana da selam olsun ey kızım ve ey vücudumun bir parçası. Sana da izin verdim diyerek cevap verdi. Ben de abanın altına girdim. Hepimiz abanın altına toplandığımızda babam Resulullah abanın iki yanından tutup
sağ eliyle göğe taraf işaret ederek şöyle söyledi: Allah'ım, bunlar benim ehli beytim ve benim özellerim ve yakınlarımdır. Bunların eti benim etim, kanları benim kanımdır. Bunları inciten şeyler beni incitir ve bunları üzen şeyler beni üzer. Ben bunlarla savaşanlarla savaşırım ve bunlarla barışık olanlarla barışırım. Bunların düşmanlarına düşmanım ve bunları sevenleri severim. Şüphesiz bunlar bendendirler ve ben de bunlardanım. Allah'ım, kendi salavatını ve bereketini, rahmet ve bağışını benim ve bunların üzerine indir ve bunlardan her türlü kötülüğü uzaklaştır ve bunları tertemiz kıl. Aziz ve yüce Allah şöyle buyurdu: Ey meleklerim ve ey göklerimde bulunanlar, bina edilmiş gökyüzünü, döşenmiş yeryüzünü, aydınlatan ayı, ışık saçan güneşi, dönen her feleği, akan denizi ve dolaşan gemiyi sadece kisanın altında olan bu beş kişinin muhabbeti için yarattım. Cebrail-i Emin, Ya Rab, abanın altında bulunanlar kimlerdir diye sordu. Aziz ve yüce Allah, onlar peygamberin ehli beyti ve risaletin madenidirler. Onlar Fatıma, babası, kocası ve çocuklarıdır buyurdu. Cebrail, Ya Rabbim, yere inip onların altıncısı olmama izin verir misin deyince, Yüce Allah ona izin verdi. Sonra şöyle devam etti: Yüce Allah benim de sizinle birlikte olmama izin verdi. Ya Resulullah, sen de izin veriyor musun dedi. Resulullah şöyle buyurdu: Sana da selam olsun ey Allah'ın vahyinin emini. Evet, izin verdim. Bunun üzerine Cebrail de bizimle birlikte abanın altına girdi ve babama dedi ki: Allah size şöyle vahyetmiştir. Gerçekten Allah sadece siz ehli beytten her türlü kötülüğü uzak tutmayı ve sizleri tertemiz kılmayı istiyor. Bu sırada Ali babama: Ya Resulullah, bizim bu abanın altında oturmamızın Allah indindeki fazileti nedir diye sordu. Beni hak peygamber olarak gönderen ve insanların kurtarıcısı olarak beni risaleti için seçen Allah'a and olsun ki bizim bu haberimiz, bu kisanın altında toplanmamızla ilgili haber, yeryüzü içerisinde taraftarlarımız ve dostlarımızdan bir topluluğun bulunduğu herhangi bir toplantıda anlatılırsa, onlar dağılıncaya kadar mutlaka onlara rahmet iner. Melekler onların etrafını sarar ve onlar için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bunun üzerine Ali aleyhisselam şöyle dedi: O halde Allah'a andolsun ki biz kurtuluşa kavuştuk ve Kabe'nin Rabbine andolsun ki bizim taraftarlarımız da kurtuluşa kavuştular. Tekrar peygamber: Ya Ali, beni hak peygamber olarak gönderen ve insanların kurtarıcısı olarak beni risaleti için seçen Allah'a andolsun ki bizim bu haberimiz, bizim taraftarlarımızdan bir topluluğun bulunduğu herhangi bir mecliste anlatılır ve onların içerisinde sıkıntısı olan birisi olursa, Allah mutlaka onun sıkıntısını giderir. Onların içerisinde kederli biri olursa, Allah mutlaka onun kederini bertaraf eder ve onların içerisinde bir ihtiyacının giderilmesinin peşinde olan birisi olursa, Allah mutlaka onun ihtiyacını giderir buyurdu. Bunu duyunca Ali, o zaman Allah'a andolsun ki biz kurtuluş ve saadete kavuştuk ve Kabe'nin Rabbine andolsun ki bizim taraftarlarımız da dünya ve ahirette kurtuluş ve saadete kavuştular. Gerçeğe hü mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Hadis-i Kisa metninin bu şekilde hadis-i Kisa metni. Umarım sizlerin de gönlüne ışık olmuştur. Kalplerinizde yer edinmiştir. Ve umarım hak nasip eyler. Belirli zamanlarda bir araya gelerek
Bilhassa Perşembe günlerinin akşam vakti. Ana Fatıma'dan rivayet edilen bu hadisi okursunuz. Bilhassa ben çocukların, korkan çocukların ya da kalbi sertleşen çocukların başında annelerin bu duayı okumasını çok tavsiye ediyorum. Zira Ana Fatıma'dan nakledilen bu hadisin tesiratı var. Gerçekten bu hadis okunduğu zaman genellikle çocukların korkusu, o işte sıçrama, korkma durumu geçiyor. Ya da şey oluyor, bu çocuklarda sert davranışlar olduğu zaman zamanla belirli bir süreç içerisinde çocukların kalplerinin yumuşadığını görüyoruz. İnşallah Ana Fatıma hem küçük çocuklarımıza, yavrucaklarımıza, kuzucuklarımıza hem onların anne ve babalarına hayırlar versin. Akşamınız hayır içinde olsun. Hepinizi Hakk'a emanet ediyorum. Hızır yar yoldaşınız Ali kılavuzunuz olsun. Gerçeğe hü.